1-2-1-2-1-2-1-2-3. Bu bir aksak ritimdir. Bak. İnan mükemmel ya. Özkan Uğur bunu nasıl yazdı bilmiyorum. Bu nasıl olabilir? Çıkan melodinin altına zıt yönde giden ucundan minicik kontur puan bile diyebiliriz buna. Bunu bir konuşalım. Merhabalar, Ege ve Klavye'yi izliyorsunuz. Bugün bir şarkı analizi yapacağız ve bu şarkı efsane MFÖ grubunun unutulmaz Ele Güne Karşı parçası. Parça üstüne konuşacak çok fazla şey var, o yüzden hemen dinlemeye geçelim. Buraya kadar bile konuşacak çok fazla şey var çünkü neler neler yaşandı orada. İlk dikkatimizi çeken şey parçanın ritmi. Bir pop rock şarkısı olmasıyla birlikte geleneksel bir Türk tartımına sahip, bir roman havası tartımına sahip 9-8'lik olduğunu sayarak tespit edebilirsiniz. 9-8'lik ne anlama geliyor? 9 tane yarım vuruştan ibaret olduğunu gösteriyor bir ölçüsünün. Yani her müzikal cümle bittiğinde 9'a kadar sayabiliriz demek oluyor. Bunu kolaylaştırmak için ve vurgularına dikkat ederek 2 artı 2 artı 2 artı 3 şeklinde saymayı deneyebiliriz. Hemen göstereyim. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-3. Bu bir aksak ritimdir. Çünkü 4'e veya 2'ye tam olarak bölünmeyen bir ritme sahip olduğu için aksak olarak adlandırılmıştır. Daha çok roman havalarında karşımıza çıkar. Ama burada Mazhar Fuat Özkan rock tarzında da bu tartımın kullanılabileceğini gösteriyor bize. Diğer dikkati çeken nokta bas gitarın ne yaptığı. Bu parçada bas gitarın önemi çok büyük. Çünkü söz Mazhar Alanson, müzik Fuat Güner yazmasına rağmen bu parçayı olduğu şey yapan en önemli unsurlardan biri bas gitarın yaptıkları. Özkan Uğur o kadar güzel şeyler yapıyor ki, o kadar ritme sokuyor ki. Gerçekten kalkıp oynayasınız geliyor. Hemen bir bas gitarı dinleyelim. Kulak verin bas gitarın ne yaptığına. ...9-8'lik ritimde bir mi notası üstünde duruyor. Bu mi notası etrafında... Bu mi notası üstünde vurguları çok güzel yerleştirerek 9-8'lik ritmi bize bir oturtuyor ve parçanın tonunu sağlamlaştırıyor. Mi tonundayız diyor. Bu sırada arkadaki elektronik melodi sesi ne yapıyor? Ve bas hala devam ediyor mi etrafında konmaya. Bizim Re, Do diyez, Si olarak inerek ufak bir melodik giriş sağlıyor parçaya. Dördüncü derecesinde durdu. Bakın La. Bu stabil değildir, bir yere gitmek ister. Böyle bir gerginliği yarattı. Çok güzel bir, çok güzel bir, çok güzel bir inişle çözülüyoruz. Nereye çözülüyoruz? Mi minör parçamızın tonu, mi minör akorunun içindeki sol notasına çözülüyoruz. Burada yaptığı şu hareket, mi minör tonalitesi içinde olmayan bir ses. Dördüncü derecedeydik, bir yere çözülecektik dedik ya. Bu ses blues geleneğinden gelen ve dördüncü sesin yarım ses yukarıya genelde gitarla çalındığı için kaydırılarak yukarı çıkarılması suretiyle bir blues sesi yaratan bir harekettir. Ve onu buradaki Ele Güne Karşı şarkısında görüyoruz. Blues müziğinden bir şeyler ödünç alınmış burada. Devam edelim. Gitar normal akorlar çalmak yerine burada telleri susturarak bir perküsif efekt yaratıyor şu an. Ve daha çok ritme, daha çok moda girmemizi sağlıyor. Bakın. Bu sırada davulu dinleyin. Belki darbukada çalınabilecek bir 9-8'lik ritmin davul setine çok güzel bir uyarlanmasını dinliyoruz şu an. ...1-2-1-2-1-2-1-2-3. Normalde 1-2-1-2-1-2-1-2-3'ye gidiyorduk ya, onun hep birlerinde değil, bazen ikinci vuruşta vurarak bize o aksaklığı çok güzel veriyor. 1-2-1-2-1-2-1-2-3. 1-2-1-2-1-2-1-2-3. 9-8'liğin o oynak hissedilmesinin, o
haydi eller havaya dansa kalkıyoruz hissini yaratmasında bu aksaklığın, bu ritmin ve bu davul tekniğinin çok önemi var. Arayıp sormasan da. Burada sözler giriyor. Gayet mi minor içinde şaşırtan bir şey yok. İlk akorumuzun mi minor olduğunda gitarlardan duyabilirsiniz. Bakın gitar bir arpej yapıyor. Tizlerde duyabilirsiniz. Buna benzer bir şey yapıyor. Burada mi minor akorunda olduğumuzu anlıyoruz. Melodi de bunu destekliyor zaten. Akor değişti. Mi'den la'ya çıktık ama bas aynı hareketi devam ettiriyor. Bunu aynısını üstten yapıyor. Sol'deyiz. Başka bir akor. Bas benzer bir yürüyüşle devam ediyor. Sonra da terk ettim gizlice. Aradım seni her yerde. Bakın Mi'den La'ya çıktı. Ondan sonra Sol'e çıktık. Oradan bir beşli aşağı inip re'ye düşüyoruz. Buradan ne yapıyoruz? Tabii ki tonumuzda olabilecek en gergin tona çıktık. O da mi minör tonu içindeki dominant fonksiyondaki akor olan 5. derecesi, yani si majör değil. Bu noktada yedilisini de ekliyoruz iyice gerginliği katmak için. Nakarata bağlayacağız oradan. Düştü re'ye. Şimdi mi'ye geri çözdü. Oradan böyle bir beklentiyi yükseltti, gerginliği arttırdı. Acaba nakarata mı gidecek? Hayır, henüz değil. İlk sözün başına geri dönüyoruz. Diye ve tekrar ediyor. Dönmedin bile bile. Bile bile sevdiğimi. Bütün bunlar giderken arkadaki bu ritmin ileri ittirmesini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor ya. Bu aksak ritmin nasıl rock müziğinde böyle enerji verici bir unsur olarak kullanılabileceğini çok güzel bir örnek. Düştük re majör. Gerginlik. Nakarat. Mi'ye mi çözüldü? Mi'ye çözülmedi ama mükemmel bir şey yaptı bakın. Sadece bası dinleyin şu an. Çok melodik, çok güzel. O kadar melodik ve o kadar güzel ki, çünkü şunu yapıyor. Bir daha dinleyin bakın. İlk bölümle çok büyük bir zıtlık oluşturuyor. Çünkü ilk bölümde daha bir nota etrafında duruyordu. Ama nakarada geçtiğimiz an ele güne karşı diye çıkan melodinin altına zıt yönde giden zıt yönde bir neredeyse ufak ucundan minicik bir hızlıca bir yapılmış kontur puan bile diyebiliriz buna. Hani kompozisyon, bu bir kompozisyon arkadaşlar. Burada bir bütüncül bir şey yakalamayı başarmışlar. O yüzden o kadar akıcı geliyor zaten. Bunları dinlerken düşünmüyoruz. O anda hissettiriyor bize sadece. Ama incelediğinizde, analizini yaptığınızda Özkan Uğur'un yaptığı şey inanılmaz güzel. Yerinde, çok yerinde bir şey. Bir daha dinleyelim. Burada zaten üçü birden giriyor ve o melodisini duymuyoruz da
gibi bir armonize olmuş bir melodi duyuyoruz. Tek ses değil, çok sesli bir kuvvetle giriyorlar nakarata ki zaten nakaratın özelliği o, akılda kalıcı ve gümbür gümbür olması gerekiyor. Onu çok sesli girerek sağlamışlar. Bir yana geliyor. Bak. İnan, mükemmel ya. Özkan Uğur bunu nasıl yazdı bilmiyorum ama hani o anda zaten melodik giden bir bas yapısı varken oktav oktav hareketi çok yaygın basta. Bum 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 bum. Mi'ye çözülmedi. Sadece çözülüp bırakmadı. Bu birkaç farklı boyutta çok güzel. Hem müthiş duyuluyor. Hem de ritme ve ritmin aksaklıklarına, aksak vurgularına tam uyum sağlıyor. Bakın. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2. Hani o bazen 1'de bazen 2'de verdiği vurguyu mükemmel yansıtıyor. Hatta tabii ki benim piyanoda yapamayacağım bir şey olan son notayı aşağı doğru kaydırma hareketini yapıyor. Yani buradaki son notayı aşağıda kaydırıyor. Onu ben maalesef yapamıyorum. Devam edelim. Nakaratın ikinci bölümünde yine bir dördüncü derece, birinci derece la minör, mi minör hareketini tekrar görüyoruz. Da kaldı derken nakarata geçmeden hemen önce kullandığı dominant akoru kullanıyoruz. Hatırlarsanız C. Gerginlik yaratmak için kullandığı C dominant yedili akorundan bahsetmiştim. Bundan bahsetmedik değil mi? Girişte bunu yapmıyor. Bu ara geçişte yapıyor ve bunu bir konuşalım. Bu akorlar silsilesindeki hangi akorlar olduğuna birazdan geleceğim. 9-8'lik ritim üstüne adeta kendi ritmini, kendi bağımsız ritmini benimsemiş bir akor dizisi duyuyoruz. Ama tamamen alakasız olamaz tabii ki. Bu 9-8'liğin içinde yaşamayı bulabilmiş başka bir ritimden bahsediyoruz. Ne olduğunu duyabilir misiniz? Dikkat edin neyin? Şimdi ritmimiz aksak olması tanımı gereğiyle zaten eşit bölünemiyor. Yani 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 diye bölüyoruz. Ama bu akorların hepsi eşit uzunlukta. Bu nasıl olabilir? Tekrar dinleyin. Akorların hepsi eşit uzunlukta. Bu şöyle olabilir. 9-8'lik ritim 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 diye bölüyor ya. Bizim akorlarımız 1-2-3-1-2-3-1-2-3 olarak bölüyor. Dolayısıyla 9'a kadar saymayı 1-2-1-2-1-2-1-2-3 olarak değil, 1-2-3-1-2-3-1-2-3 olarak yapıyor. Böylece bir ölçü bittiğinde yine birinci vuruşta buluşmuş oluyorlar. Hem ritim hem akorlarımız. Ama burada bitmiyor. İş biraz daha karışık, komplike aslında bu kadarcık duyduğumuz yerde. Çünkü tek akordan ibaret değil. Akorlarımız re majör ve mi minör. Bir re majör, bir minör, bir re majör, bir minör. Bunların çevrimleri böyle gidiyor. Bas tabii dü dü düm, dü düm, dü dü düm, mi, mi de. O emin. Hiç tereddüt etmiyor yerinden. Ama akorlar 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 ritim üstüne yaptı. Şimdi saymaya çalışacağım. Çalarken saymaya çalışacağım ama 9-8'liğin alışkın olduğumuz bölmesiyle, alt bölmeleriyle, subdivision denilen alt bölmeleriyle saymaya çalışacağım.
iki farklı ritmin nasıl aynı anda gidebildiğini duyabilirsiniz böylece. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Kolay değil. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1'e geldiğimizde, yani ölçü bittiğinde yine akor bastı ve buluştular. Ama bu aksak değil çünkü bütün akorlar eşit uzunlukta. Böyle bir karmaşa yaratıyor bir yandan. Bir yandan da akıcı olduğu için kulağa hoş geliyor tabii ki. Az önce neden bu duyulduğu kadar basit değil, biraz daha komplikeliği var dedim? Çünkü tek akor değil bunlar. Bakın, dın dın, bu iki akordan oluşan bir cümle aslında, bir ifade. Bu bir ifade, bunu bölemeyiz aslında. Hani zihnimiz bölmüyor diye düşünebiliriz ya da. Bunlar her biri ikişerli grup halindeki ifadeler. Dolayısıyla 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1. Şimdi diğer ölçünün başında, ifadenin başında değiliz. İfadenin yarısında başladı ölçü. O yüzden büyük resmi görebilmemiz için bütün bu ifadelerin toplu olarak hepsinin sona ermesi lazım. Çünkü bir ifadenin başında ölçü başlıyor. Diğer ölçü burada başlıyor, ifadenin ortasında. Ondan sonra ifadenin başına, ifadenin bittiği zamanki yere yine ölçü başı denk geliyor. Ve bu böyle 4 ölçü kadar gidiyor. Sayalım. 1-2-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 
3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 bim 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 bim. Basit geliyor hani, ama aslında böldüğünüzde, incelediğinizde nasıl bir komplike sistemin aslında bu parça içinde yer aldığını görüyorsunuz. Devam edelim. Gelir bana, duyarım nasıl olsa. Nakarattan öncesiyle burası aynı. Sözler farklı sadece. Melodi aşağı yukarı aynı. Bas da aynı hareketi yapmayı devam ediyor. Ve gitar yine. Bana, duyarım nasıl olsa. Gibi bir hareketle akorumuzun hangi akorda olduğumuzu ipucusunu veriyor. İpucunu veriyor. Bilirim kimlerlesin, ne yaptın, neler ettin. Aklım fikrim hep sende, sevsen de sevmesen. Hani basa çok dikkat ediyorum bu analizde, ama bas gerçekten parçanın çok önemli bir kısmı. Burada ne yaptı? Sol majördeyiz. Bu hareketi yapıyor. Arada ne yaptı? Arada da kromatik bağlama yaptı. Yani sırayla aradaki tek notayı zaten kullanarak sonraki akora bağlamış oldu. Ve aynı hareketi tekrarladı. Bir, bizim yani kulağımızın aşina olmaya başladığı motifleri bize peş peşe, onları güzel bir şekilde bağlayarak sunmaya devam ediyor. Seni hiç aldatmadım. Aldatmayı hiç sevmem. Bu sefer tabii ki daha kısa sürdü nakarata bir an önce geçelim diye. Ve nasıl coşkulu giriyor bakın nakarata. Ele güne karşı ama 3 sesi, 3'ü birden söylüyor. Aldatmayı hiç sevmem. Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl harika ya. Arkada tabii cümbüş havasını arttırmak için bir sürü şey eklenmiş. Onları duyabiliyorsun. Mesela bir alkış var. Ya şu harekete bayılıyorum ya. Ya bu ritme daha güzel uyacak bir şey düşünemiyorum bile. Gözüm yollarda kaldı. Thank you.
her gün dinleyip geçebildiğimiz parçaları oturup analitik bir gözle incelediğimizde gerçekten beklediğimizden çok daha fazla şeylerin döndüğünü fark ediyoruz. O yüzden sizleri de daha bilinçli dinlemeye, zaman zaman dinlediğiniz şeyin farkına varmaya, bas gitarı ayrı, davulu ayrı, gitarı ayrı, klavye varsa onu ayrı dinlemenizi teşvik etmek istiyorum. Çünkü arka planda çalan veya bir dans ortamında çalarken belki dikkat etmeyeceğimiz ayrıntıların farkına varabilmeye ve bunları takdir edebilmeye başlıyoruz. Ki bence çok değerli bir şey. Hem sanatçının verdiği emeğin değerini tam olarak karşılığını alabiliyorsunuz, hem de belki de herhangi bir enstrüman çalıyorsanız size çok ciddi fikirler veren bir çalışma olacaktır bu. Özellikle ben Özkan Uğur'dan çok şey kaptığımı düşünüyorum. Bunu daha sonra kesinlikle bir yerlerde kullanacağım. Teşekkürler Özkan Uğur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla şarkı analizi yapmamı istiyorsanız mutlaka bunu yorumlarda belirtin. Veya nasıl şarkıların analizlerini yapmamı istediğinizi söyleyin. Onlara okuyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.